Arkadaşlar merhaba. Bugün size RFID kart ile personel takip sisteminin nasıl yapıldığı ile ilgili bir uygulama yapacağım. Öncelikle RFID kart nedir? Bundan biraz bahsedeyim. Radyo frekans seri numarası. Bu ne demek? Okuyucu ile kart arasında elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla iletişim kurulmakta. Bu bizim kartımız. Şöyle göstereyim. Bu bizim kartımız. Bu da okuyucumuz. Yani şu cihaz buradaki kartın üzerindeki seri numarasını radyo frekansları sayesinde öğreniyor. Yani okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar bir enerji olarak çiple buluşup onu harekete geçirmekte ve karttan okuyucuya veri transferi yapılmaktadır. Yani her kartın bir seri numarası bulunmakta. Satın aldığımız şu kartların her birinin farklı bir seri numarası var. Ya sizin TC numaranız gibi. Biz burada kartların seri numarasını kart okuyucu vasıtasıyla Arduino üzerinden alıp bilgisayar ortamına aktarmaya çalışacağız. Yapacağımız işlem bu. Bilgisayar ortamına aktarılan seri numarasını kartı vereceğimiz kişilerle ilişkilendirmeye çalışacağız. Yani şu kartı şu cihaz vasıtasıyla okutup bilgisayara seri numarasını alacağız ve biz bunu bilgisayar ortamında Visual Studio programını kullanarak kişilerle ilişkilendirmeye çalışacağız. Yani kart okuyucunda kişinin bilgileri monitörde görmeye çalışacağız. Burada okutturduğumuz bilgi, kart ID'si kime ait ise, bu kart kime ait ise onun fotoğrafı, işte bilgiler gibi şeyler çıkacak ekrana. Yani bunu yapmaya çalışacağız. Öncelikle RC522 RFID cihaz. Bununla Arduino bağlantısını yapmamız gerekiyor. Şekilde gördüğümüz gibi. Tabi bu bağlantılar kamerada çok net gözükmüyor. O yüzden ben şöyle ekrana yansıtayım. Yani bağlantılar bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bu bağlantıları yaptığımızda bilgisayarımıza Arduino'yu bağlayabiliriz. Evet arkadaşlar, yazılım kısmına geçelim. Arduino programını bende 1.8 sürümü yüklü. Fark etmez hangi sürüm yüklü oldu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Portların aktif olması. Yani bilgisayarın seri portlarının aktif olması. Bundan kastım şu. Araçlar kısmına girdikten sonra şurada port kısmı, eğer Arduino programını ilk yüklediyseniz burada pasif olabilir. Şu anda bende COM3'e bağlı. Benim portum COM3'e bağlı. Yani Arduino taktığım USB kısmı COM3 kısmı olarak geçmiş burada. Sizde burası pasif olabilir. Eğer burası pasifse, yani şu kısımda herhangi bir şekilde ok işareti falan çıkmıyorsa bu şu demek. Yani siz bu Arduino programını, driver'ını sisteme tanıtmamışsınızdır demek. Bunun için Windows 10 uyumlu bir tane dosyamız var. Şöyle bir dosyamız var. Bunu direkt kuruyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ben de kurulu olduğu için tekrar kurmayacağım. Bu Windows 10 driver'ıdır. Yani bunu kurmazsanız eğer, yani driver olmadığı sürece yazdığınız programı Arduino'ya atamıyorsunuz. Yani yükleyemiyorsunuz. Ben tekrar geri geleyim ve şuradan farklı kaydettiğim personel takip diyerek yazılımımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, Arduino'yu bilgisayar bağladıktan sonra yazılım kısmına geçtik. Şimdi Arduino 1.8 sürümünü kullanıyorum ben. Fark etmez hangi sürümü kullandınız. Yalnızca buraya kütüphaneleri eklememiz lazım düzgün bir şekilde. Şu anda benim kullandığım kartın kütüphanesini buraya eklemem lazım. Yani kullandığım kart ne? O kütüphane eklemeyi de göstereyim. Kütüphane ekle, library ekle kısmında şurada MFRC522 diye bir kütüphanem var benim. Eğer siz ilk defa bu işi yapıyorsanız bunu görmeyeceksiniz. Abi, ilk defa çalıştırıyorsanız, hiçbir şekilde bir kütüphane eklemediyseniz içine, siz bunu görmeyeceksiniz. Ha, bunu nereden yükleyebilirsiniz? Library ekle kısmında en üst bölümde kütüphaneleri yönet bölüm var. Bu bölümden girdiğiniz zaman arkadaşlar, internetiniz varsa, internet bağlantınız açıksa şu kısma kullandığım cihazın serisini yazıyorum. Yani ne? RC522. Yani şöyle MFRC kütüphanesi de 522. MFRC 522 yazdıktan sonra geldi mi? Geldi şu anda. Şu kütüphane arkadaşlar. Eğer ilk defa dediğim gibi açıyorsanız burayı, şu kısımda kur aktif olacaktır sizde. Ben kurduğum için şu anda kur pasif gözüküyor ve kütüphane eklenmiş gözüküyor benim programım içine. Eğer sizde bu açık değilse kur dedikten sonra direkt kütüphaneyi otomatik bir şekilde içeri alabiliyorsunuz. Ve o kütüphane nerede gözüküyor? Yine taslak kısmında, library ekle kısmında. Alt bölüme şöyle iniyorsunuz. MFRC 522 şeklinde buraya geldi. Yani buraya bastıktan sonra direkt kütüphanelerimiz eklenir. Yalnız şu kısım gereksiz olduğu için ben bunları kaldırıyorum. Elle de yazabilirsiniz. MFRC 522.h kütüphanesini bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Evet, bu cihazı kullanacağımız için bu kütüphane ekledik. Evet, artı hangi kütüphane ekleyeceğiz? SPI.h diye bir kütüphanemiz var. Yine include dedik. SPI.h diye bir kütüphanemiz olsun. Evet, şöyle pardon, bu şekilde kapattık. Evet, şimdi ben SDA pini ve reset pinlerini nereye bağladıysam belirtmem lazım. Diyorum ki reset pin RST yazalım direkt. RST pin de yazalım. Reset pinim 9. porta bağlı. Yani Arduino üzerindeki 9. porta bağlı. Aynı şekilde SDA pinim, SS pin diyelim ben buna. Bu da nereye bağlı? 10. portuma bağlı. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra kullandığınız kütüphane hangisi ise, mesela MFRC 522.h bazen buraya RFID.h kütüphanesi eklenmiş olabilir. Yani, o kütüphane içindeki komutları da kullanabilirsiniz. Ben MFRC 522 kütüphanesini kullanacağım için bununla ilgili özellikleri kullanacağım şimdi şurada. Bunun için arkadaşlar hangi kütüphane eklediyseniz MFRC 522 yazdıktan sonra bakın renklendi. Daha sonra buradan sonra bir değişken ismi veriyorsunuz. RFID şeklinde ben bir tane değişken tanımladım. Buraya farklı bir değişken tanımlayabilirsiniz. Fakat burada tanımladığınız değişkeni birazdan yazacağız aşağıda kodlarda. Yani orada da kullanmanız lazım. Yani buraya ne yazdıysanız aynı değişkeni alttaki kodlarda da kullanmanız gerekiyor. Ben RFID şeklinde bir değişken tanımladım. Ve diyorum ki ben buna SS pin ve reset pin bu şekilde tanımlamasını yaptık. Evet. En üstte bundan tanımlamasını yaptık. Setup kısmına geçmeden önce. Şimdi setup kısmına gelelim. Amacım dediğim gibi arkadaşlar sadece kartın seri numarasını, ya okutturduğum kartın seri numarasını almak istiyorum. Amacım bu. Bütün çabam bu. Evet, setup kısmında önce biz bir seri haberleşmeyi başlatalım. Evet, serial nokta. Evet, seri haberleşmeyi başlatalım. Hangi hızla başlatalım? 9600 band hızıyla başlatalım arkadaşlar. Evet. Sonra SPI'yi başlatalım. Evet. Bunu da başlattık. Evet. Renklenmesi önemli arkadaşlar. Renklenmediği sürece sıkıntı var demektir. Renklenmese eğer yüklediğiniz kütüphaneleri tekrar bir gözden geçirin derim ben. RFID Evet, burada arkadaşlar şöyle bir kod yazıyoruz. Bu dediğim gibi yukarıdaki eklediğiniz kütüphanenin bir kodu init şeklinde yazdığımız zaman, bu da şu demek. Rıfat olmuş. RFID, evet, şu şekilde yazdığınız zaman bu yazdığımız kod da arkadaşlar bizim RFID kartımızı başlatma komutu gibi bir şey. Bunu burada setup kısımlarında tanımlıyoruz. Yani setup kısımları genelde bir şeyleri başlatıyoruz. Dediğimiz gibi bu kısımları başlattık. Evet. Döngü kısmında, yani programı sürekli olarak döneceği kısmında artık program yazabilirim. Diyeceğim ki nasıl başlayalım? Şöyle eğer diyelim RFID, evet, şöyle bir komutu kullanıyorum. Is new card present. Evet, şu anda renklendi. Renklendiyse evet, doğru yazmışımdır. Yeni bir kart okunduğunda, yani eğer yeni bir kart okunursa anlamında bunun parantezi, bir de if'in parantezi vardı. Onu da kapatalım. Evet, yeni kart okunursa ne yapacak? Şu parantezlerimi açıyorum tekrar. Yeni kart okunduktan sonra şöyle bir kod daha yazayım arkadaşlar. RFID nokta. Evet. Evet, kart serial. Evet. Evet, şu anda renklendi. Renklendisi doğru yazmışımdır. Şimdi yeni bir kart okunduğu zaman dedik. Bunun içine de başka bir if ekledik. Yani iç içe bir if ifadesi ekledik. Şimdi bir dakika. Şöyle bir kullanımı var bunun. Şimdi yeni bir kart okunduğunda ne yapacak? Eğer kart seriyeli okunursa, kart seriyeli, yani kartın ID numarası okunursa anlamında bir koddur bu. Evet. Ne yapacak? Okunursa ekrana yazmaya başlayacak. Yani ekrana derken nereye yazacak? Seri porta yazacak. Şimdi seri porta yazdırma komutlarımız neydi? Serial nokta print, seri porta yazdırma komutu. Evet. RFID'nin UID byte, yani ben bu seri numarasını byte byte yazdıracağım ekrana. Yani byte byte derken nasıl, birazdan çalıştığım zaman göreceksiniz. Şimdi indexler sıfırdan başlıyor. Evet, şu da en baştaki parantezin kapatılması. Evet arkadaşlar, şunu 4 kere tekrarlıyorum. Ctrl V. Şimdi evet, 0. indeksi 1, 2, şuradan da 3. Evet, kartımın seri numarasını byte byte okutturup yazdırıyorum. Şimdi serial print dedikten sonra arkadaşlar, bunu yazdıktan sonra yanına ln kullanmadığım için, yani serial print ln şu şekilde kullanmadığım için direkt yanına yazacaktır diğer aldığı veriyi. Bir sonraki veriyi onun yanına, bir sonraki veriyi de onun yanına yazacak. Yani nasıl oldu? Çalıştıralım bakalım. İlk önce bir hata var mı yok mu bir kontrol edelim. Personel takip şeklinde şey yaptım. Evet, bir yerde bir hatam var. Nerede bir hatam var? Evet. Evet, şurada. Bir tanesini yanlış yazdıktan sonra diğerlerini kopyala yapıştır da yanlış yazmışız zaten. Evet, kontrol S. Evet, tekrar bir derleyelim bakalım. Evet, herhangi bir hata şu anda bulamadı. Evet, şu anda derleme tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı yok yazdıklarımızda. Bir bakalım. Kartımızı yükleyelim. Evet, Arduino şu anda yüklenme işlemi yapılıyor. Arkadaşlar, yükleme tamamlandı. Seri monitörde bir görelim bakalım ne var. Şurada bir kart okumuş. Kart neyin kartı? Şurada çıkış temizle diye bir dakika bir şey yapayım. Kartımı aldım arkadaşlar. Kartımı şu anda okutuyorum. Şu anda kartımı yaklaştırdım. Bakın şu anda bir sürü yaklaştırır yaklaştırmaz bir sürü bana burada değer verdi. Yani şu anda hani gösterip kaldırdığımda bile şu anda 3-4 kere tekrarlıyor kartın seri numarasını. Bu benim istediğim bir olay değil. Kartın asıl ID'sini alacağım. Şimdi bu sürekli tekrarlayan bir kısım. Nasıl tekrarlayan bir kısım? Mesela 7, 5, 2, 1 şuraya kadar gidiyor. Ve şuradan sonra arkadaşlar tekrarlamaya başlıyor. Bakın 74, 52 şeklinde tekrar gidiyor. Ve tekrar bu kartın seri numarasını yan yana yazıyor. Yani benim istediğim bir olay değil. Hatta şöyle ben çıkışta temizleyeyim. Tekrar çıkışta temizleyeyim. Yani şu anda göstermez. Bakın. Yani şu anda çok fazla da bir şey tutmadım. Yani saniye bile tutmadım. Bu şekilde o kadar seri yazıyor ki. Hani bir tane yazsın kaldırayım şeklinde yapamıyorsunuz onu. Yani gösterdiğiniz anda 7-8 kere yazıyor bu ID'leri. Kartın ID'sini yazıyor. Ve sürekli tekrar eden kısımlar. Yani ID'yi sürekli tekrar ediyor. Aslında ID, kartın ID'si şuraya kadar. Yani bizim kartımızın asıl ID'si şu. Ama sürekli tekrar ettiği için buraya ekstradan bir kod eklememiz lazım. Yani aynı kart okunursa eğer bunlar tekrar etmesin. Yani aynı kartsa eğer bunlar tekrar etmesin şeklinde bir kod yazmamız lazım. Şu anda şu kısma gelelim. O kısımda şöyle bir kod yazalım. RFID'di bizim değişkenin ismimiz. Evet. Evet, bir alt tire alt a. Evet. Şimdi tekrardan ben seri portumu açacağım. Seri portumu başlattım. Evet, şu anda tekrar okutturma işlemini yapacağım. Evet. Okutturma işlemi şu anda yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık ne kadar tutsam da tekrar kaldırdım. Kartı tekrar gösterdim. Tekrar aynı numarayı verdi. Kaldırdım kartı. Tekrar gösterdim. Aynı numarayı verdi. Yalnız ben sürekli kartımı üzerinde tuttuğum halde bakın tekrar etmiyor. Evet, bunu da hangi kod şeklinde yaptık? Şurada en aşağıda yazdığımız şu kod sayesinde yapmış olduk arkadaşlar. Ha, bu geri çektikten sonra tekrar okutursanız eğer tekrar yazıyor. O da hangi sebepten dolayı? Sanki burada yeni bir kart görmüş gibi devreye geçiyor ve serialini burada okumaya başlıyor arkadaşlar. Olayımız bu. Evet, benim amacım buydu zaten. Hani oradan kartın ID'sini seri porta ulaştırdım. Şimdi bundan sonra yapacağım iş Visual Studio programını açarak bu seri portta bulunan ID'yi kodlar vasıtasıyla bilgisayara aktarmak ve aktarılan bilgiyi de bir kişiyle eşleştirmek.